Merhaba arkadaşlar. Tekit konusunun alıştırmalarıyla birlikteyiz. Bismillah diyelim, başlayalım arkadaşlar. Ekkidil kelimatel leti tahtaha hat fil cümeli taliye tevkiden maneviyen münasiben. Bakın, manevi bir tekit yapın diyor alt çizili kelimelere. Bakın burada el hafilete var. Hemen bakacağız. Manevi tekitlerimiz neydi? Kül, kila, kilta, nefs, ayn. Bu kelimelerden bir tanesini getireceğiz. Ne getirelim? Müennes bir kelime. Bakın arkadaşlar. Nefs kelimesini getirelim şuraya. Şu şekilde nefseha diyebiliriz. Şunu biraz acaba inceltebilir miyiz? Evet, şu şekilde. İkinci alıştırmamıza bakalım. Adel ceyşu muntasiran. Bakın burada kül kelimesini kullanacağız. Nasıl? Küllühüm. El ceyş. Ceyş arkadaşlar, bakın. Aslında bir bütün ama içinde parçası olan bir bütün. Örnek vermiştik birinci videomuzda. Hüm zamiri ceyş kelimesini bir işaret ediyor. Kül kelimesi de manevi tekit yapmış oluyor. Ade el ceyşu. Bakın buradaki ceyş kelimesi fail. O zaman bu da küllü hüm şeklinde söylüyoruz. Yukarıda ise nefseha olacaktı. Üçüncüye bakalım. Merartu bil medineteyni fi tariqi ilel asime. Bakın burada Medine-Tey demiş. İki tane şehir. Medine-Tün. Müennes bir kelime. O zaman iki tane değil mi? Kila-Kilta, bu ikisi tesniyeyi tekit yapıyordu. Kilte-i himayi getirebiliriz arkadaşlar. Hemen şu şekilde. Kilte-i hima. Peki hocam, harfi cerden sonra gelmiş. Y tesniyenin nasb ve cer alametidir. Bakın burada da Y nasb ve cer alameti olarak gelmiş. Kilteyhima şeklinde söyleriz arkadaşlar. Evet. S'ye bakalım. Fehimtu en nahve ve sarfe. Burada nahiv ve sarf kelimesi var. Yine tesniye bir kelime. Kileyhima şeklinde söyleriz. Niye? Fehime fiil, tü fail. Burası nahve ve sarfe. Meful konumunda gelmiş. Meful konumundaki bir kelimeyi ya da bir evet ismi tekit yapacak. O zaman biz buna kileyhima diyeceğiz arkadaşlar. Evet. El muhacirune teraku biladehum farrine minet demari. Bakın burada el muhacirune mübteda. Mübtedayı tekit edecek arkadaşlar. O zaman merfu gelecek. Küllühüm şeklinde. Bakın muhacirune'nin raf alameti vav. Niye? Cemi müzekker salimin raf alameti vav'dır. O zaman bu da merfu olarak küllü şeklinde gelecek. Hocam zamir arkadaşlar, muhacir kelimesi cemi müzekker ve salim diyoruz. Cemi müzekker salim. Hem müzekker hem de cemi. O zaman hüm zamir de müzekker ve cemi. Evet. Ha'ya bakalım. Allahümme sa'idil ummahati ve barik fihinne. Bakın el ummahat kelimesi burada müennes değil mi? Küllühünne kelimesini getirebiliriz arkadaşlar. Biraz önce yukarıda hüm getirmiştik. Hüma getirmiştik. Hünne'yi getirebiliriz. Evet. Burada Ümmahati hocam esreli gelmiş diyebilir miyiz? Bunu kim esri yapmış? Bunu kimse esri yapmamış değil mi arkadaşlar? Bu Cemi Müennes Salim'in nasb ve cer alameti neydi? Burada Sa'id fiil. Bunun faili ente. Ente fail. Evet, bu da meful konumunda geliyor. Meful. Hocam niye esri olmuş? Arkadaşlar cemi müennes salimin nasb ve cer alameti esredir. O zaman bunun o aslında olması gereken mensupluk değil mi? Buraya külle hünne şeklinde söyleyeceğiz. Meşeytu fil gâbeti ve râeytu hayvanatin kesîre. Bakın burada gâbetin kelimesi var. Müennes bir kelime. Aynuha diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela aynihi, nefsihi şeklinde söyleyebiliriz. Mesela bunu aynı yapalım. Aynı kelimesiyle. Ayniha. Niye ayni dedik arkadaşlar? Çünkü fi harfi cerinden sonra gelmiş. Evet. Ayniha. Semi'al musallune hutbetil cuma fil mescidi. El musallune kelimesi fail konumunda gelmiş. Ne diyeceğiz? Küllühüm. Evet. Şunda faili tekit yaptığı için merfu söyledi. Evet. Linnâsi cer harfi cerden sonra gelmiş. Ecma'in diyebiliriz arkadaşlar buraya. Hatırlarsanız ecma'a kelimesi tekil ve çoğul kelimeleri tekit yapabiliyordu. Linnâs, nas kelimesi
Aynı aile gibi, bir ordu gibi, bütün ama içinde fertleri olan bir, parçaları olan bir bütün. Nas insanlar demek, bütün insanlar. Bakın, bütün insanlara peygamber olarak gönderdi diyor. Linnâsi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'de de buna benzer ayetler, örnekler bulabiliriz. Şahettu el-mübârate fil-mel'âbi. Bakın burada el-mübârate kelimesini nefseha şeklinde tekit yapabiliriz. Neden nefse diye hocam fethalı okuduk diye sorarsanız arkadaşlar, bakın şahede fiil, tü fail, el mübarate meful. Demek ki mef'ulün nesi oluyor? Tekidi oluyor. Mef'ulün tekidi aynı mef'ulün harekesini alır arkadaşlar. Nefse ha şekli. Bu alıştırma türünde arkadaşlar haddet tevkid fil cümle taliye ve beyin nev'ahu lafzı manevi. Hangi çeşidi olduğunu, lafzı mı manevi mi ve bunların irabının ne olduğunu bize bildirin diyor. Bakalım haceral müslimuna enfusehum. Bakın burada enfus kelimesi aradığımız tekit kelimesi arkadaşlar. Özel kelimelerle yapılan tekit türü olduğu için manevi tekit diyoruz arkadaşlar. Evet, buraya manevi tekit yazabilirsiniz. İrabı nedir? Hacara fiil, el müslimune fail, faili tekit ettiği için merfu diyeceğiz. Tekid manevi merfuun bi zammetin zahiratin. Evet, kitapta galiba bir yazım hatası söz konusu olmuş. Şöyle enfusehum değil de enfusuhum şeklinde olacak arkadaşlar. Evet, uhibbu valideyye kileyhima. Anne babamın ikisini de seviyorum. Bakın burada kileyhima var. Uhibbu ene. Değil mi? Ene fiil fail. Buradaki mef'ul. Mef'ulün nesi arkadaşlar? Mef'ulün tekidi. Biz kila ve kilta için şöyle demiştik. Eğer kendinden sonra bir zamir bitişirse. Bakın burada hüma zamiri bitişmiş. Evet, bu şekilde bir zamir bitişirse. Bunlar tesniyenin irabı gibi irab alıyordu. Peki hatırlayalım, tesniyenin nasb ve cer alameti ne ileydi? Ye ileydi. Bakın ye ile gelmiş. Ne diyeceğiz? Bunun peki manevi mi? Evet, manevi irabtı. Biz bunu manevi tekit diye söyleyelim. Biz M yazalım arkadaşlar. İrabı nasıl söyleyeceğiz? Tekid maneviyün mensubun bil ya. Üçüncü örneğimizi inceleyelim. Se'akra'ul Kur'ane küllehu fi aşri leyalin. Yine aynı şekilde küllehu var. Kur'an'ın tamamını 10 gecede okuyacağım diyor. Bakın burada kül kelimesi hü zamirine bitişmiş değil mi? Evet, buradaki manevi tekit. İrabı nasıl yapılır? Se'ekra'u dediğine göre fiil fail. Bu da mef'ul. Mef'ulün tekidi yapmış. Tekidün maneviyün mansubun bil fetha. Tuftu havlel ka'beti el ka'beti. Kabe'yi tavaf ettim. Bakın burada lafzi bir tekit var. Niye? İki tane aynı lafızın tekrarlanmasıyla olmuş. Havle'den sonra gelen muzafun ileyh. Muzafun ileyhin tekidi yapılmış arkadaşlar. O zaman buna biz lafzi diyoruz. İrabı nasıl olacak? Tekidün lafziyün mecrurun bil kesra. Sonraki örneği alıştırmaya bakalım. Gâle şeyhu aynuhu. Hâzâ hadîsun zayıfun. Evet, burada aynuhu bizzat kendisi dedi ki hocanın diyor. Ayn kelimesi arkadaşlar bahsettiğimiz manevi tekit. Peki irabı nasıl yapılacak? Gale fiil, eşşeyhu fail. Failin nesi olmuş? Tekidi olmuş. Ve merfu gelmiş. Tekidün maneviyün merfuun bil zamme arkadaşlar. Teraciat et talibetani kiltahuma. An terkil camiati. Bakın burada kiltahuma kelimesi bizim manevi tekidimiz. Evet, ve zamir de bitişmiş. Zamir bitişirse kila ve kiltada tesniyenin irabı gibi oluyordu. Bakın merfuluk alameti. Teraca fiil. Evet, bu fiilin faili burada arkadaşlar. Talibetani. Hocam failin raf alameti nedir? Bakın buradaki eliftir arkadaşlar. Aynı elifi kiltada da görüyoruz. Bakın kiltahuma derken aynı elif bizim raf alametimiz olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu da manevi tekit demiştik. Nasıl irap yaparız? Tekidun maneviyyun merfu'un ve alametur raf el elif. Evet, sehabtu nukudi cema'a minel masrafi. Bakın burada fiil, fail, meful. Meful'ün tekidi olduğu için mansup gelmiş. Bu peki nasıl bir tekit türüdür? Manevi bir tekit türüdür. Tekidün maneviyün mensubun bil fetha. Sekatal usfuru alel ardı. Bakın alel ardı kelimesi iki kere tekrarlanmış. Car mecrur şeklinde. Evet, car mecrurun tekrarıyla olan
bir lafzı tekittir arkadaşlar. Bu harfin tekrarına girer. Harften yani isim, fiil ve harfin tekrarıyla yapılan lafzı tekit türüne harfin tekrarıyla olur. Harflerin İrab'dan mahalli yoktur arkadaşlar. Hatifi zekiyün, zekiyün. Bakın zekiyün kelimesi lafzı tekittir ve mübtedanın haberi olarak gelmiş değil mi? Evet, lafzı tekit diyelim ve mübtedanın haberi. Ne diyeceğiz? Haberi daha doğrusu tekit yapıyor. Tekidun lafziyun merfu'un bi'd-damme zahira. Fi fundukina el-ghurafu 'ammatuha meşgulatun. Bakın 'ammatuha, onların hepsi doludur diyor. Bizim otelimizde odalar var ama hepsi doludur diyor. Buradaki 'ammatu kelimesi mübtedanın tekidi olarak gelmiş arkadaşlar. Fi fundukina bunun haber. El-ghurafu mübteda. Mübtedaya tekit yapmış bakın. Merfu olarak gelmiş. Peki bu hocam ammetün kelimesi nasıl bir tekit türüdür? Manevi tekit türüdür arkadaşlar. İrabı nasıl yapılır? Tekidun maneviyyun merfu'un bi zammetin zahiratin. Da'avna et-tabibe nefsehu. Doktorun kendisini davet ettik veya çağırdık diyor. Bakın nefsehu kendisi. Da'a fiil, na buradaki biz, nahnu fa'il, et-tabibe mef'ul, mef'ulun aynısı arkadaşlar İrab olarak nefsehu şeklinde gelmiş. Peki nefs hangi nasıl kelimeydi? Manevi tekidin bir kelimesiydi. Tevkidun maneviyyun mansubun bil fetha zahira diyoruz. İzhebu entum enfusekum ilel müdiri. Bakın siz kendiniz gidin diyor. Burada enfusekum kelime olarak tekit yaptığımız kelime. Nasıl bir kelime türü arkadaşlar? Manevi bir tekit değil mi? Evet. Manevi bir tekit türü. Peki İrab nedir? İzheb, izheba, izhebu. Bakın bunun fiil, nasıl fiil? Emir fiil. Bunun faili nerede? İçinde. Entüm. Bakın hem iki tane fiil birden, iki tane tekit birden gelmiş. İzhebu içinde bir entesi var. Daha doğrusu entümü var. İzhebu entüm. Bakın bu müstetir bir zamiri munfasıl bir zamirle tekide örnek. Lafzi tekit. Birincisi lafzi. Şuraya yazalım. Bu enfuse küm de arkadaşlar manevi tekit türü. İki tane tekidi aynı cümlede kullanabilir. Bu şekilde örneğimiz var. Evet entüm de lafzi tekit demiştik. Bunlar mebni olduğu için arkadaşlar irapları mahallen olur. Enfusekum de ne olur? Manevi tekittir. Evet burada arkadaşlar şurada enfusekum olacak. Niye? Fail arkadaşlar. Gizli özne yani müstetir bir zamiri tekit yaptığı için merfu, bu da merfu oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı tekvidi manevi merfu'un bir damme olacak. Hel zâreke ente ehade el yevme. Evet burada zâreke kelimesinin içerisinde ente var bir tane bakın. Bir ente burada zamir müstetir. Bir de burada munfasıl olarak gelmiş tekidimiz burada arkadaşlar. Asıl tekit burada. Tekidün lafziyün diyoruz bizimle. Lafzi tekit. Evet şuna hem manevi hem de lafzi tekit diye aynısını yazalım arkadaşlar. Manevi artı lafzi tekit. Evet bunların irapları mahallen oluyor biliyorsunuz. Zamiller mebnidir. Mahallen irap alırlar. İhteraga esâzül menzili cemi'uhu. Evin bütün eşyaları yandı diyor. Bakın burada cemi'u kelimesi var. Esâsü kelimesini tekit etmek için gelmiş ve merfudur arkadaşlar. Bunlar manevi tekit kısmına girer. Tevkidün maneviyün merfu'un bi zammetin zahiratin şeklinde söyler. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Ekmil el cümel et taliye bi tevkidin lafziyin merraten ve tevkidin maneviyin merraten. Bir kez lafzi tekit, bir de bir kez de manevi tekit yaparak tamamlayalım cümleleri diyor. Birinci örneğimiz seyentehi el amud dirasi nokta nokta ba'de selaset eşhurin. Burada önce manevi tekit yapalım. Küllehu şeklinde. İkincisi de şu el-am ed-dirasi tamlamasını aynen alabiliriz arkadaşlar. Bu da lafzi tekit olur. Ahraca er-rakibu el-ucrate nokta nokta minel mahfazati. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Nefseha. Niye? El-ucrate. Ucrate kelimesini tekit yaparken nefseha şeklinde. Bakın akrece fiil, errakibu fa'il. Bu da meful. Mefulün nesi? Tekidi. Aynı şekilde arkadaşlar el-ucrate, el-ucrate şeklinde bunun tekrarıyla yani kelimenin aynen tekrarıyla yapılabilir. İttasaltu bil duyufi nokta nokta li tekidil mev'id.
Burada ne var? Bir duyufi kelimesini aynı şekilde bir duyufi şeklinde arkadaşlar car mecruru tekrarlayarak tekit yapabiliriz. Lafzi tekit. Peki manevi tekidi nasıl olur bunun? Küllühüm arkadaşlar. Burada kül kelimesini hemen ilave ederiz buraya. Peki harekesi nasıl olacak? Küllü, külli, külle. Hemen ittasaltü. Bakın ittasale fiil. Tü fail. Biz zuyufi car mecrur. Yani esreli değil mi? Esreli. Bakın harfi cerden dolayı esreli gelmiş. O zaman bu da küllihim olacak. El İslamu dinuna. Dinuna şeklinde tekrarlayarak bunu lafzi tekit yapabiliriz arkadaşlar. Peki bunun manevi tekidi nasıl yapılır? Nefsuhu şeklinde yapabiliriz. Evet, bu şekilde nefsuhu diyebiliriz buraya. Kaddemet el ummu et ta'ame. Bakın anne yemeği hazırladı diyor. Li evladiha çocukları için. Et ta'ame buraya nefsehu diyebiliriz arkadaşlar. Ta'ame nefsehu veya aynehu de diyebiliriz. Aynehu. Peki manevi tekit bu şekilde nefsehu veya aynehu dedik. Aynı şekilde et-ta'ame kelimesini tekrarlayarak da bunu lafzi tekit haline getirebiliriz. El-medinetu nokta nokta ta'amelu biz zira'ati. Burada nasıl yapacağız arkadaşlar? El-medinetu. El-medinetu şeklinde. El-medinetu. Bu lafzi tekide örnek. Nefseha da manevi tekide örnek. Biliyorsunuz ayn, nefis, kül, ondan sonra cemi', ecma', cemi'uhum şeklinde bu kelimeler manevi tekide örnek. Manevi tekidi yapmak için kullanılan kelimelerdi. Vasalel mu'temerune nokta nokta ilel funduki. Mu'temer kelimesini küllühüm şeklinde manevi tekit yapabiliriz arkadaşlar. Bakın küllühüm. Niye küllü diye söylüyoruz? Çünkü mu'temer kelimesi fail fiil. Fail fail olarak gelmiş. Merfuluk alameti cemi müzekker salim. Vav. O zaman merfuluk alameti olarak ötre gelir. Peki lafzi tekit nasıl yapılır? Vasal el mu'temerune el mu'temerune şeklinde tekrarlayarak yapılabilir arkadaşlar. Evet, vasal el mu'temerune. Tekellemet tullabu ma'al muallimeteyni. Yine bu ma'al muallimeteyni kelimesini aynen tekrarlayarak lafzi tekit yapabildiğimiz gibi kilteyhima şeklinde müennes getirerek manevi tekit yapabiliriz arkadaşlar. Kilteyhima şeklinde. Bu soru çeşidimizde doğru şıkları seçmemizi istiyor. Hasale tullabu el camiate enfusehum. Bakın hasale fiil, fail, meful. Meful konumunda geldiği için el tullabu el camiate meful konumunda geldiği için enfusehum şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. El tevkidu fil cümletis sabiga huve enfusehum. Doğru şıkkımız bu. İkinci soruya bakalım. Meşa et-tiflani nokta nokta fil hadikati. Bakın iki tane çocuk var. Erkek çocuk. Kileyhima demiş. Efendim bu fiilin faili. Fiilin faili ise ve zamir bitiştiyse şu şekilde arkadaşlar. Ne geliyordu? Tesniyenin irabı gibi irab alıyordu. Bakın tesniyenin irabı. Raf alameti elif. O zaman y gelmiş gitti. Bu zaten müennes için gelir gitti. Burada herhangi bir şey yok. Zamir bitişmemiş bunlara. Bakın burada doğru şıkkımız. Niye? Elifimiz tesniyenin raf alameti olarak gelmiş. Üçüncü sorumuza bakalım. İntegalet el üsratü nokta nokta ile asimeti. El üsratü kelimesinin doğru tekidini istiyoruz. O zaman kül kelimesiyle yapacağız. Fiil, fail. Fail olur. Küllüha şeklinde söyleriz arkadaşlar. Doğru şıkkımız üçüncü şık. Ferhat et talibatü nokta nokta bi neticetil ihtibari demiş. Et talibatü kelimesi bakın cemi müennes salim. O zaman cemi müennes bir zamir bulacağız. Bakın müzekker bu gitti. Bu tesniye gitti. Tesniye gitti. Bu müfret bu da gitti. Doğru şıkkımız 3 oluyor arkadaşlar. Tasaffaha halidun mevki'al külliyeti küllehu. Buradaki kable vusulihi. Buradaki kül kelimesinin irabını sormuş. Nasıl bulacağız? Tevkidun maneviyyun mansubun diyoruz arkadaşlar. Bakın tasaffaha fiil. Halidun bu işin faili. Mevki'a
Bu işin mef'ulü. Bu ne hocam o zaman? Bu muzafun ili. Bunların irapta şeyi olmaz arkadaşlar. Sözü olmaz. Biz bu neyin muzafun ileyhiyse onun muzafına bakacağız. Yani mevkia kelimesine bakacağız. Mevkia kelimesi cümlede hangi konumda? Fiil, fail. Mef'ul konumunda gelmiş. Evet, mef'uller mansup olur arkadaşlar. Bu da kül kelimesi de bu mansup olan mef'ulü tekit yapıyor. O zaman küllehu diyoruz. Tevkidün maneviyün mansubun doruşuk 5 oluyor. Ya'melu Hüseyin'un sahafiyen 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 evet. İki kere getirmiş. Ne yaptı? Lafzi tekit yapmış. Fi mevki Anadolu'l ahbar. Anadolu Ajansı'nda gazeteciler çalışıyor. Sahafiyen kelimesinin irabını sormuş. Lafzi tekit olacak değil mi? Hal demiş bir kere gitti. Sıfat demiş gitti. Mef'ulün bih demiş gitti. Birincisi deseydi doğru olabilirdi ama ikincisi ne diyor bakın. Doğru şıkkımız tevkidün maneviyün demiş. Bu da gitti. Tevkidün lafziyün demiş. Evet doğru şık burası arkadaşlar. Birincisi. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. Buradaki kilta'nın irabını soruyor arkadaşlar. Ayet-i kerimeden örnek. Kilta mübteda olarak gelmiş. Mübteda merfu değil mi? Peki mübteda merfu ama killa ve kilta ile ilgili şöyle bir not söyledik. Eğer bunlara zamir bitişmezse o zaman müfret kelimelerin irabı gibi irab alır. Yani harekeyle irab alır. Peki hocam bunların sonunda birer elif var, met harfi var. Nasıl bunların harekesi olacak? Mukadder bir harekeyle arkadaşlar. Önce şunların tevkid manevi demiş, merfu demiş, elif demiş bir de. Elifli olabilmesi için ne lazımdı? Zamir. Bu olmadı gitti. Elif demiş bu da gitti arkadaşlar. Tevkidün manevi merfum bi zammetin mukadderatin demiş. Manevi tekit merfu demiş. Bir dura dursun bakalım. Mübteda merfu bi zammetin zahiratin demiş. Bu da buradan gitti. Ne kaldı? 3 ve 4 kaldı değil mi arkadaşlar? Hemen bakalım şu şeye. Dördüncü olan mübtedeun merfuun bi zammetin mukadderatin. Arkadaşlar bunlar eğer zamir bitişmezse tekit olmaz demiştik. Onun için bunu da eliyoruz. Doğru şıkkımız mübteda merfu bi zammetin mukadderatin şeklinde diyoruz. Kale Allahu Teala ya Adem üskün ente ve zevcükel cenne. Buradaki ente bakın üskün kelimesinden sonra yani fiilden, emir fiilden sonra gelmiş. Bunun içinde normalde bir ente var mı? Var. Demek ki ikinci bir ente gelmiş. Müstetir zamiri munfasıl zamirle lafzi tekit yapmış değil mi? Kelimeti ente fi mehalli ne olarak gelmiş bakalım. Fi mahalli nasb demiş gitti. Fi mahalli raf fail demiş. Fail olur mu ya? Olmaz. Fi mahalli raf tevkidun maneviyün demiş. Manevi olur mu bu? Açıkça gelmiş değil mi? Muzafun ileyh demiş. Bu da gitti. Ne kaldı geri arkadaşlar? Fi mahalli raf tevkidun lafziyün kaldı. Evet. Kara eşşairu el kaside el kaside te nefseha. Buradaki nefse kelime. Fi muhtemar eşşairu fil camia. Tevkidü fil cümleti sâbiga, tevkidün maneviyün. Bakın manevi bir tekit, doğru. Lafzi olanları hemen eleyebiliriz arkadaşlar. Nasıl manevi? Kara'a fiil, eşşâ'iru fa'il, el-kasidete mef'ul. O zaman mef'ulü tekit eden bir kelime. Nefsehe, mansup gelecek. Merfu demiş gitti, mecrur demiş gitti. Doğru şıkkımız da burada arkadaşlar. Burada tekit alıştırmalarını tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.